Kemalizm küçük millet aleti rüyesidir. Dinamik olan hayat Kemalizmi mahkum etmiştir. İstedikleri kadar inat etsinler. Kemalizm millete düşman bir rejimdir. Millete rağmen millet için iş yapan bir usuldür. Millet cahildir, bilmez, anlamaz. Onun için doğruyu biz biliriz. O razı olmasa da bizim dediğimizi yapmalıdır. Çünkü millette bir şahsiyet vehmetmiyorlar, kabullenmiyorlar. Millet parya, Kemalizm budur. Sizin okuduğunuz mektepler ilk mektepten üniversiteye kadar şartlanmış adam yetiştirmek üzerinedir. Muhakeme yok, slogan. İlk mektebe mi başladın? Atatürk en büyüktür, Atatürk en büyüktür, Atatürk en büyüktür. Manyaklaşırsın. Muhakemeli adam istemiyorlar. Muhakemeli adam itiraz eder. Koyun gibi olsun, nereye iterse oraya gitsin. Sistemin ruhu budur. Mustafa Kemal de din karşıtı olduğu için Moğolları el üstünde tuttu. Cengiz makbul oldu, Türk oldu. Kürtler Türk olmayı kabul etmedi diye kırdı geçirdi onları. Dersim hadisesinin sebebi Mustafa Kemal'in kafa tasçılığıdır. Maksat eskiyle irtibatı kesmek, biz tarih sahnesine Mustafa Kemal'le çıktık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı, fethetti alemi, bizi yarattı. Ben size Kemalizm dini diye kitaplar gösteririm. Bir fayda görmedik Arap felsefesinden. Gazi bize bir din ver Türk nefesinden. Alkışlıyor. Böyle günler geçirdim. Şimdi bak, berber kelimesi ölüyor. Sınıf atlayacak. Daha seviyeli bir iş yaptığını göstermişsin, kuaför. Ne oldu berber? Neden bu kuaföre ihtiyaç hissettin? Ne farkı var? Aşağılık duygusu. Müstemleke mantığıdır bu. Sen kendi milletinin tarihini bir milletin çocuklarına okutmazsan böyle aşağılık duygusu tabii olarak değer. Sen dünyada 1000 yıl süper güç olmuşsun. Senin rekorunu ne kırmış olan var ne de kıracak olan var. 350 sene Selçuklular, 6,5 asırda Osmanlılar, bu millet 1000 yıl dünyanın birinci sınıf milleti olmuş. Böyle bir milletin evlatları aşağılık duygusuna kapılır mı? Geçmişini inkar edersen olacağı budur. 19 Mayıs'tan öncesi yok. Birisi geldi Selanik'ten bizi yarattı var. Böyle mantıksızlık olmaz. Herkes demiyor mu milletin %98'i Müslüman? Niye idare Müslümanlığa yabancı o zaman? Ben Müslüman gibi evlenmek, Müslüman gibi boşanmak, Müslüman gibi ticaret yapmak, İslam kanununa tabi olmak istiyorum. %98 Müslümansa bu millet. Ceza kanunu İtalya'dan, medeni kanunu İsviçre'den, borçlar kanunu Almanya'dan alıyorsun. Daha rezilini söyleyeyim mi? Küçücük İsviçre bizim Konya vilayeti kadardır. 22 kantondur. Bu 22'den en küçüğü Nöşetel'dir. Bizim hukuk usulü mahkeme kanunumuz Nöşetel'in kanunudur. Bu millete hakaret. 1000 yıl süper güç olmuş bir millet, bir Konya vilayetinin 22'de biri kadar bir toprağa sahip olan bir kantonun hukukunu alıyor, kanunu alıyor. Yok mu biz senin hukukun? Yok mu biz senin kanunun? Ama dini vası var. Dini istemediğin için şapkanın ne meziyeti vardı? Secdeye mani, tereyi var. Yunan harbinde batıya kaçan insanlar şapkalı gavurlar geliyor diyordu. Sen mi şapkayı gavurun alameti faikasıysın? Aha geçirdim kafana diyor. Herif diktatör. Bir şapka giymediler diye 13 vilayette daraca kurulmuştu bu ülkede. 13 vilayette. Hele Erzurum'da Şallı Bacı diye bir kadını astılar. Şapka aleyhine konuş. Kadın astı be. İngiltere'de 6 tane şeriat mahkemesi var. Türkiye'de bunu istemek suç. Türkiye'de istemek suç halk Müslüman olduğu halde. İngiltere bunu azınlığa vermiş. Bu yalanlar bitiyor. Dünya şartları Kemalizmin dünya görüşünü yıkıyor. Mustafa Kemal diyor, senin kültürün dedi bir şey değil, zaten onu reddediyorsun. Millete hakarettir. İngiltere ile Türkiye harp etse, İngiltere galip gelse. Galip geldikten sonra dese ki bu yendiğimiz Türklerin yazısını alayım, kıyafetini alayım, kanunu alayım, yapar mı benim şimdi? Belki galip mağluba bunu dayatır. Sen Yunan'ı yendim diye övünmüyor musun? Yunan'ı yendim diye övünüyorsun. O da bir palavradır. Çanakkale'nin cephede öleni 253 bin, hastanede öleni 150 bin, 400 bin şehidi var. Şurada maşallah 5-10 senedir adı anılır oldu. O da Mustafa Kemal'i başrolde göstermek şartıyla. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur orada.
Yunan Harbi'nde azamı çıkardı 190 bin kişi. Çanakkale şehitlerin yarısı kadar bile değil. Şehit adedin de 9163. Bundan övünüyorsun. Sakarya, İzmir'de Demirci Dağları'nda yenmedin. Sakarya'da yendin. Bu ne demek? Sakarya'ya kadar kaçtın. 2,5 senelik Yunan Harbi'nin 2 senesi mağlubiyetten mağlubiyete. İngiliz yardımı kesti, Yunan ordusunda ihtilal oldu, bir sürü sebep. Türkiye'de maruf mekteplerde söylenmeyen bir sürü sebeple galip geldin. Dünyanın en büyük zaferini mi kazandın? Sen eşit şartlarda Yunan'la 2,5 sene dövüştün, 2 senesi mağlubiyet. Son 6 ayında bir zafer elde ettin. O zaferi de kanun müsait olsa da size anlatsam ne rezilliktir. Ne bu? 12 ayda 18 bayram çıkarıyorsun Yunan'ı yendim diye. Yunan kim sen? Yunan'ı 500 sene bir valiyle idare etmişsin. Yunan'ı yendim diye övünmek bile aşağılık duygusunun eseridir. Bir pehlivan bir çocuğu yendim diye övünür mü? Şu Kemalizmin kap bulaşığı gibi kafanızda ne izi varsa onu atın çöpe. Ve nasıl bir milletin çocukları olduğunuzu hatırlayın. Bundan sonra yere bile ihtişamla basarsın. Silkinin kendi aslınıza dönün.